Hoş geldiniz. Değerli dostlar, Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarıyla pek çok şeyi ters yüz etti. Kendi ifadesiyle döneminde devletimiz yıkıldı, yeni bir devlet var edildi ki yeni kurulana tarikat cemaat cumhuriyeti diyenler bile var. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri dahil bütün devlet kadrolarında İslamcı grupların sultasından söz ediliyor. Erdoğan'ın çeyrek asra yaklaşan iktidarındaki siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik tahribatlar kitaplara malzeme olacak boyutta. Tarih yazacak Tayyip Erdoğan'ın en büyük siyasi operasyonlarından biri Milliyetçi Hareket Partisi nedir? O MHP ki tarihsel kökleri olan önemli bir siyasi hareketti. Kaynağı ya da zemini emperyalizme kukla olan İslamcılara karşı vatanı kurtarma adına inkişaf eden milli bir tezahürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ruhu ve de iradeyi temsil ediyordu. Fikriyatı bağlamında onlarca mütefekkir, yüzlerce kanaat önderi, şair, edebiyatçı, aydın yetiştirmişti. Dahası yüzlerce binlerce gencini inandıkları dava adına toprağa vermiş toprağa gömmüştü. Keza on binlercesini zindanlara, işkencelere göndermişti. İşte özü kökü böyle olan bir siyasi hareket an itibarıyla siyasi İslam geleneğinin sembol ismi olan Tayyip Erdoğan'a fedai imajındadır. Evet kamuoyundaki algı Milliyetçi Hareket Partisi'nin sarayın milis gücü olması şeklinde. Düşünün MHP'nin 26 yıldır başında bulunan Devlet Bahçeli sürekli olarak Tayyip Erdoğan'ı adeta kutsal lider, kutsal önder gibi selamlamakta bütün icraatlarını sahiplenmekte ve de Cumhurbaşkanı adayımız diye takdim etmektedir. Haftalar, aylar hatta yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek yaptığı Tayyip Erdoğan'ı savunmaktan ibarettir. Tek kutlu dava artık Tayyip katarına vagon olmaktır. Bunun için İstanbul seçimleri esnasında Apo'nun yazdığı mektupla kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına bile rıza gösterilmiştir. Peki ama bütün bunlar neden mi yapılıyor derseniz, Devlet Bahçeli ölene kadar MHP genel başkanlığı koltuğunda otursun diye yaşananlarla kanıtlı. Bahçeli MHP delegesinin hür irade tecellisine karşı iktidar desteğiyle koltuğunu korudu. 750 delegenin noter aracılığıyla yaptığı kongre talebi sarayın yargıçları tarafından reddedildi. Son tablo ise şudur, Bahçeli ölene kadar koltukta kalma karşılığında Anayasa Mahkemesi'nin layıklık karşıtlığıyla mahkum ettiği İslamcı AKP'ye destek verecektir. Bakın koalisyon birlikteliği olsa yani ortak hükümet edilse hadi neyse diyeceğim de öyle bir şey yok. Sadece Bahçeli posta kalsın diye adanmışlık söz konusu. Pardon pardon tam karşılıksız da demeyelim Sinan Ateş'i öldüren alçağın yakalanmaması gibi karşılıklar söz konusudur diyenler de var. Devlet Bahçeli dün yine hep yaptığı gibi muhalefete saydırdı. Sanki Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendileri aday çıkardı da CHP'ye adayınız nerede sorusunu yöneltti. Aday çıkarma demişken şunu hatırlatayım. Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için yırtılan çırpınan bu bahçeli eski ülkücü Önder ve MHP milletvekili merhum Sadi Somuncuoğlu, Süleyman Demirel sonrası Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyince neleri yaptığı ortada kanıtlı ki müdahale etmese Cumhurbaşkanı olacaktı. Evet, Devlet Bahçeli ülkücü bir ismin devletin en tepesine çıkmasını engelleyen biri olarak tarihe geçecektir. Ve heyhat bu bahçeli şimdi ifade ettim. İslamcı gelenekten gelen Tayyip Erdoğan yeniden seçilsin diye çırpınmakta. Değerli seyircilerim, biz bu devlet bahçeliği bazıları gibi televizyonlardan, gazetelerden, resimlerden değil, çok yakından birebir tanıyoruz. Yemeklerde, sohbetlerde, canlı yayınlarda beraber olduk. Onu çok yakından tanıyınca da sert eleştiriler yöneltmeye başladım ki o dönem Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısıydı yani iktidarda iken yaptım bunu o tarihte bugün Devlet Bahçeli'ye hücum edenler karşıma geçip bana saydırdılar hatta birisi ismini de vereyim Şevket Bülent Yalnızcı o yıllarda Ankara temsilcisi olduğum Cem Uzan'ın Star grubundan beni kovdurmak için harekete geçip merkeze İstanbul'a şikayetlerde bulunmuştu. Sonrası şu oldu. Yahnicinin gücü beni kovdurmaya elbette yetmedi lakin kendisi seçimde aday yapılmayınca aniden devlet bahçeli muhalifi oldu. Burada söylemek istediğim bizim bahçeli eleştirilerimizin pek çoklarının yaptığı gibi çıkara hesaba dayalı olmadığı yani samimi tanıklıklarımızın sonucu olduğudur. Gazeteci bütün dünyada eleştiren ve sorgulayandır ki ben 40 yıllık beslek yaşamımda hep bunu yaptım. Turgut Özal'ı PKK konusunda eleştirdim. Tansu Çiller'i ise her noktada, her başlıkta, her konuda topa tuttum. Yakından tanıyınca Devlet Bahçeli'yi de sorguladım ve şimdi aynı şeyi yıllardır Tayyip Erdoğan için yapıyorum. Kuşkusuz bahçeli eleştirmemin bedelleri de oldu. MHP lideri PKK'lı ya da FETÖ'cü tek bir gazeteciyi mahkemeye vermemişken beni tam dört kere mahkemeye verdi ama tamamından beraat ettim. Yine Can Dündar ve Tuncay Özkan gibileri MHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Bahçeli bizi isim vererek gazete ilanlarıyla hedef gösterdi. Aynı şekilde iki kere saldırıya uğramamıza rağmen suskun kaldı ve bu suskunluğuyla adeta onay verdi. Dahası yazdığım Devlet Bahçeli ve Ülkücüler hakkında her şey isimli kitabımı da toplattı. Oysa bu kitapta yazılanların tamamı doğruydu. Devlet Bahçeli toplatma operasyonundan sonra kitabın içeriğine yani yazılanlara karşı dava açıp alayı yalan dedi. Uzun süren yargılama sonunda kitabın içeriği de beraat etti. Yani mahkeme kitapta suç unsuru yok dedi ve kararı yargıtay da onadı. Öyleyken kitabın yayınına basılıp satılmasına yasak kalkmadı, kaldırılmadı, sürdürüldü. Şaka yapmıyorum. Yargının suç unsuru yok diye kesin hüküm verdiği kitabıma uzun aylar, yıllar kanunsuz şekilde yayın yasağı sınırlama devam ettirildi ki dünya hukuk ve yargı tarihinde böyle bir şey yok. Ancak adaletin er ya da geç tecellisi diye bir hakikat var ve de aynen öyle oldu. Kitabımı basan Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin avukatı Celal Ülgenle ekibi konuyu titizlikle takip edip Yargıtay'dan kararı çıkarttılar. Evet, en üst yargı organı kitabın yayınlanmasına konan yasakları kaldırıp olur yani izin verdi. Bu şekilde yıllar süren yargı mücadelemizi üstelik böyle bir dönemde kazandık ki bu tablo gelecek adına bana ümit verdi çünkü çok şükür hala hukuk ve kanun diyenler devletimizde mevcutlar. Yayıncı Kırmızı Kedi'de. Hemen mahkeme yani Yargıtay kararıyla toplatılan kitabımızı hiçbir çıkarma ve ilaveye tabi tutmadan yayınlamaya karar verdi. Evet değerli seyircilerim Devlet Bahçeli'nin toplatılması ve yeniden yayınlanmaması için büyük gayretler gösterdiği kitap bir iki güne kadar siz okurlarımın karşısına çıkacak. Peki kitapta neler var derseniz sadece Bahçeli hakkında her şey değil, ülkücüler hakkında da bilinmeyenlere kapı aralanıyor. İşte kitapta cevaplarını bulacağını sorulardan bazıları. 1- Bahçeli'nin özel hayatına dair kasetler var mı? Kasette ne tür görüntüler mevcut? Bu kasetle Bahçeli'ye şantaj mı yapıldı sorusu. 2. Türkeş'e moruk diyen Devlet Bahçeli'yi ülkücüler ne zaman nerede dövdü? 3. 1978'de Tayyip Erdoğan'ı cami bahçesinde ülkücü dövdürttü diye Şişli Ülkü Ocakları'nda sorgulayan MHP Milletvekili Kim sorusu? 4. Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin adıyla amblemini neden değiştirmek istedi? kimler bu isteme isyan edip devlet Bahçeli'nin üstüne yürüdü? 5. Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş'ten devlet Bahçeli için MIT ajanı belgeleri. 6. İşte Bahçeli'nin sizin hatırınıza Allah'ın emrini değiştiremem diyen müftüyü MHP Genel Merkezi'nden kovma hikayesi. 7. Bahçeli Apo idam edilmeli diyen Mehmet Gül'ü nasıl tehdit etti? 8. İşte Türkeş'in asla açıklayamam dediği büyük sır. 9. Muhsin Yazıcıoğlu Fetullah Gülen'i neden tehdit etti? İşte Yazıcıoğlu'nun gerçek katilleri. On, Bahçeli'nin Kemal Derviş ve Abdullah Gül ile olan gizli esrarengiz ilişkileri. 11. Meral Akşener Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ı gizli olarak derede buluşturdu. 12. Bahçeli'nin ülkücüler dişi kurttan türeyen katillerdir diyen ünlü siyasetçinin önünde düğme ilikleme hikayesi. 13. İşte Bahçeli'nin CIA ajanını MHP'ye yönetici yapma hikayesi. 14. Kemal Derviş'e sen Azrail misin Cebrail mi Diyen Milliyetçi Hareket Partili Bakan kimdi? 15. MHP'nin komando kamplarını MIT ile CIA mi planladı? 16. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MHP'nin gazetesi her günü çıkartma hikayesi. 17. Devlet Bahçeli'ye HDP ile ortak anayasa hazırlayın tavsiyesinde bulunan esrarengiz isim. 18. Türkeş... Fuat Doğu, Ruzi Nazar, Enver Altaylı hattı, CIA, MIT MHP hattı mıdır? 19. MHP'deki Fethullahçı isimler. 20. MHP kongresinde Allah Tanrı'yı bakın nasıl kovdu. 21. Bülent Ecevit Devlet bahçeliği niye tuhaf bulurdu? 22. Türkeş'in Türkçe ezan okunmalı Demecini hangi gazete manşet yaptı? 23. Meral Akşener Fetullah'la görüşmeye. Bakın kiminle gitti? 24. İşte Turgut Özal'ın Büyük Birlik Partisini Muhsin Yazıcıoğlu'na kurdurma hikayesi. 25. Muhsin Yazıcıoğlu hangi cemaatin müridiydi? 26. Devlet Bahçeli'nin hiç bilinmeyen ve satılmayan sözde 19 kitabı. 27. Bahçeli için sistemin iti diyen efsane ülkücü bakın ki. 28. Alparslan Türkeş ikinci evliliği için bakın kimlerden izin istedi. 29. Devlet Bahçeli her gün ellerini sabunla Niye 20 kere yıkıyor? 30. Bahçeli'nin dedesi, ailesi Ermeni miydi? 31. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi MHP'li bakanı bakın nasıl ve niçin tehdit etti? 32. İşte devlet Bahçeli'nin yaptığı gizli pazarlıklar. 33. Bizim İslam diye bir davamız yok diyen Alparslan Türkeş'e hayır bizim İslam diye bir davamız var diyen ünlü ülkücü bakın ki. 34. Devlet Bahçeli Türk Dünyası Kurultayı'nı neden yasakladı? 35. Ülkücüler için babamın komandoları diye eğlenen Tuğrul Türkeş'in sırları. 36. Bahçeli Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı bakın neden reddetti? 37. Devlet Bahçeli Bilal Erdoğan ilişkisi. 38 Türkiye Odalar Birliği seçiminde Necmettin Erbakan'a fedailik yapan ülkücüler bakın kimlerdi. 38 Ekmelettin İhsanoğlu'nu Devlet Bahçeli'ye fısıldayan isim ki 39 Türkeş kimleri MHP Genel Merkezi'nde sorgulayıp 9 ışığı say bakalım dedi. 40 Alparslan Türkeş bir önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan İsmail Kahraman'ı bakın Milli Türk Terebe Birliği Başkanı nasıl yaptırdı. Evet değerli seyircilerim bunlar ve daha pek çok soru bu kitapta karşılık buluyor. Yargıtay kararıyla dağıtıma çıkan kitabı yayın evlerinin yanı sıra Kırmızı Kedi Yayın Evi ve benzer platformlardan kargo ile edinmeniz de mümkün olacak. Noktalarken videolarımı çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.